Şimdi yatağında Yeşil Bağcılar Köyü'nde kulaklı çorba yapıyoruz. Kulaklı çorba için malzemelerimiz Gülşah'cığım neler? Birazcık un, tuz, güzel açılması için birazcık da yağ koyacağız, yoğuracağız. Tamam, o zaman hadi yapmaya başlayalım kulaklı çorbamızı. Tuz. Tuz ekliyoruz. Su ile yoğuracağız. Birazcık su ilave ediyoruz. Ve normal hamur yapacağız şimdi. Evet, normal bir hamur yoğuracağız. Bugün yatağında dağ dibi bölgesinde Gülşah'la beraber ocağımızı yaktık. Bakın odun ateşimiz yanıyor arkada ve kulaklı çorba pişireceğiz. Buraların çok meşhur çorbasıdır. Nasıl bir hamur elde edeceğiz? Kulak memesi şeklinde. Kulak memesi. Kıvamlı. Çok cıvak olmayacak çünkü açacağız. O zaman açamayız çok cıvak olursa. Çok katı olursa da açamayız. Aynen. Orta kıvamda, evet, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Of, çok güzel yoğurdunuz. Vallahi Gülşah'cığım ellerine sağlık. İstediğimiz kıvamda oldu. Birazcık yağla yoğuracağım şimdi. Tamam. Açması kolay olması için. Zeytinyağımızı da birazcık ilave ediyoruz. Zeytinyağımız olmaz olmazımız. Zeytinyağımızı da koyduk. Evet. Birazcık daha yoğuruyoruz. Biraz daha yoğurup ondan sonra bırakıyoruz. Birazcık her tarafına dinlenmeye. Zeytinyağı gelsin de. Evet. Kolay açılsın. Aynen. Yaklaşık 5-10 dakika kadar hamurumuzu dinlendirdik. Evet. Şimdi sıra geldi hamurumuzu açmaya. Çorbamızın sosu içinde salçamız ve pul biberimiz de geldi. Şimdi hamurumuzu alalım bir beze. Bir beze alıyoruz hamurumuzu. Şimdi bir güzel açacağız. Aynen. Hamurumuzu açıyoruz. Ve etimiz var. Etimizi eritmek gerekiyor mu? Evet. Çünkü donuk donuk olmuş, koymamız zor olur. Onu biraz eritsinler. Tamam, İçeri gönderelim. Sana verelim. Arkada ocakta eritemiyoruz odun ateşinde tenceremiz yanmasın diye. Aynen. Çünkü odun ateşinde özel tencereler oluyor. Hep evet. Onları biz kullanıyoruz. Kara tencere değil mi? Evet. Kara tava. Evet. Ama bu normal olduğu için bunu koymuyoruz. Hamurlarımızı bir güzel açmaya devam ediyoruz. Kağıt gibi incecik oldu. Tamam, bu bitti. Şimdi keselim. Şimdi kesiyoruz. Dolan. Gel, gel Ayşe teyze, gel. Öyle yapalım. Ha, Ayşe teyze beğenmedi şimdi. Olmadı, yanlış mı oldu? Tabii. Kayınalı geçecek. Şimdi şöyle kesiyorsun bıçağını. Evet, bakın. Biraz büyük. Bıçağın üstünden kesiyoruz. Aynen. Harikasınız ya, işte bu. Şimdi. Tam ortadan ikiye ayrıldı vallahi hamur. Hem de o kadar güzel ayrıldı. Şöyle küçük küçük. Hani bir tane daha hör keselim. Kes. Tamam. Bir de ortadan ikiye bölüyoruz. Evet. Tamam. Şu şekilde. Tamam. Kare kare hamurlarımızı kesiyoruz. Kare kare. Evet. Hamurlarımızı kestik. Aynı mantılık hamur gibi oldu. Aynen. Evet. Bakın hamurumuzun içine etimizi koyuyoruz. Şöyle. Etten küçük büyük seninle. Şöyle kapatıveriyoruz. Evet. Kulağını açık bırakıyoruz. Evet. Aynen. Kulaklı çorbamızın kulakları artık hazır. Kulakları açık bir şekilde hamurlarımızı büktük. İçinde de çok güzel kuşbaşı et var. Kıymalısını gördüm, yaptım ama mantı etle gibi. Daha güzel olur. Bu şekilde. Evet, bu etle daha güzel. Evet, kuşbaşı etli ilk kez yiyeceğim. Evet. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yağımızı alalım. Tamam. Tenceremizin içine koyalım. Zeytinyağımızı aldık. Evet. Ocağımıza koyduk. Yağımız çok az bir kızsın, ısınsın. Soğanı o zaman ben hemen doğrayayım senin için tatlım. Yağımız sanırım hazır hale geldi. Şöyle. Soğanlarımızı koyalım. Buyurunuz efendim. Soğanlarımızı da şimdi ince ince doğradığımız soğanlarımızı da artık zeytinyağına aldık. Bir güzel soğanları kavuruyoruz. Soğanlarımız çok güzel kavruldular. Şimdi hangi malzememizi vereyim? Salça. Salçamız ev yapımı doğal mis gibi salça. Soğanlarımızla beraber birazcık salçamız da kavrulsun. Salçamızın kokusu birazcık çıksın. Evet, salçamız kavruldu. Şimdi biberimizi alabiliriz. Tamam efendim. Harika bir pul biber. Pul biberimizi de salçamıza ilave ediyoruz.
Salçamızla beraber birazcık pul biberimiz de kavrulsun. Çok çok az tuz koyuyoruz çünkü salçamız birazcık tuzlu. Evet. O yüzden az birazcık tuzumuzu da ilave edelim. Suyumuz burada, hemen çorba yapıyoruz dedik. Sulu bir yemek olacak. Şöyle suyumuzu da veriyorum. Salçalarımızın, pul biberimizin, soğanlarımızın üstüne ilave ettik. Birazcık suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra bu güzel kulaklarımızı ilave edeceğiz. Suyumuz kaynadı. Evet. Şimdi artık geldi sıra kulaklarımıza. İşte hamurlarımız burada. Kulaklı çorbanın kulaklarını atıyoruz. Kulaklı çorbamızın kulakları artık kaynayan suyla buluştu. Hamurlarımızı, yani kulaklı çorbamızın kulaklarını artık suyuyla buluşturduk. Bir güzel suyun içerisine pişecekler. Suyumuz çünkü kaynamıştı. Zaten etlerimiz biliyorsunuz daha önceden kavrulmuştu. Kuşbaşı minik minik etlerimiz vardı. Birazcık hamurun pişmesini bekleyeceğiz. Lezzetin birbiriyle özdeşleşmesini bekleyeceğiz. Karıştırarak pişiriyoruz. Birbirinin yapışmaması için, dibini yapışmaması için. Hamur olduğu için şişer, yapışır, lapa gibi oturur. Onun için karıştırarak pişireceğiz. En önemli püf noktası bu çorbada hamurların birbirine yapışmamasını sağlamak. O yüzden de bol bol karıştırıyoruz ta ki pişene kadar. Kulaklı çorbamız artık pişti. 5-10 dakikada oldu. Çünkü ateşimiz çok harlı. Şimdi şöyle koyalım. Çok güzel görünüyor. Aman Allah'ım. Mantı gibi. Evet. Görüyorsunuz. Mantının renklisi. Renklisi. Sulu hali. Evet. İsterseniz sulu, isterseniz susuz, isterseniz yoğurtlu yiyebilirsiniz. Evet, aynen. Ben orijinal tarifi nasılsa o şekilde tadacağım. Çok lezzetli. Çok teşekkür ediyoruz Gülşah'cığım. Afiyet olsun. Ellerine kollarına sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.